Herkese merhaba. Bugün 16 Ekim 2020 günlerden Cuma haftanın 3. ve son manşet yayınıyla karşınızdayız. Gündeme bakacağız. Erdoğan çıkış arıyor, bulamayacak. Ee, başlığıyla çıktık. KJC ile çıktık. Bunun altını dolduracağız. Fakat her şeyden önce Türkiye'nin hafızasına kazınan e, bu kareyle başlamak istiyorum. Bu her şeyin özetidir. Bu bugün 2020'de Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından yaşananların bir sonucudur. Ve bu fotoğraf doğru analiz edilmeden, bu fotoğraf doğru anlaşılmadan geriye doğru yaşananlar sağlıklı bir şekilde analiz edilemez, anlaşılamaz. KHK'lı polis Mustafa Kabakçıoğlu 4 yıl tutuklu kaldığı cezaevindeki karantina hücresinde plastik sandalyenin üzerinde böyle can verdi. Başı arkaya düşmüş, tırnakları morarmış, elleri bacaklarının üzerinde oturur vaziyetteydi. 29 Ağustos 2020'de Gümüşhane Cezaevinde karantina hücresinde hayatını kaybetti ve hayatını kaybettiği gün bu fotoğraf çekildi. 44 yaşındaydı. İhraç bir polisti. Öldüğü gün sadece bu kare değil, birkaç kare daha çekildi ve yerlerdeki işaretlerde zaten bunun bir olay yeri incelemesi olduğu da görülüyor. Fotoğraf ve bu fotoğraflar yaşamak zorunda olduğu, yaşamak zorunda bırakıldığı daha doğrusu kötü şartları gözler önüne serdi. Birkaç kare daha kare fotoğraf daha var. Bold medyanın mühim bir gazetecilik başarısı olarak yayımladığı bu fotoğraflar bütün Türkiye'ye ve dünyaya mal oldu ama en çarpıcı kare buydu ve ben de bu kareyi sadece ekrana getirdim. Bolt'ta, Bolt Medya'da diğer kareleri görürsünüz. Sosyal ağlarda da çokça paylaşıldı. Gardiyanlar KHK'lı ihraç polis Mustafa Kabakçıoğlu'nu sabah bu şekilde bulduklarını söylüyorlar. Ve dosyaya olay yeri fotoğrafı olarak da bu kare giriyor. Birkaç kare daha var. Hücrenin halini gösteren. 29 Ağustos 2020 yani yaklaşık bir buçuk ay önce sabah 5.45'te hücrenin bahçe kapısını açtıklarında bu manzarayla karşılaştıklarını söylüyorlar. Ama bu gardiyanların ifadesi başka yerde vefat etti sandalyeye mi oturtuldu yoksa sandalyeye oturur vaziyette mi vefat etti bunu bilmiyoruz. Fakat fotoğraf, görüntü her yönüyle ne olmuş olursa olsun çarpıcı. Başı arkaya düşmüş, tırnakları morarmış, elleri Dizlerine paralel şekilde oturur vaziyette bir KHK'lı ihraç polisi görüyorsunuz. Siyah tişörtünün üzeri tozlu. Kurum doktorları bu sabah saat 5.45'te bulunmuş. Ondan birkaç saat evvel öldüğünü tahmin ediyorlar. Gece ne yaşandığı, ne yaşadığı ve ne yaşandıysa bilinmiyor. Acil butonla basıp basmadığı bilinmiyor. Ailesi tabi elbette olayı şüpheyle karşılıyor. Yaşamak zorunda bırakıldığı kötü ortam net görülüyor. İşte hücrenin duvarlarının boyaları dökülmüş. Mutfak kısmı oldukça bakımsız. E, Alaturka tuvalet vesaire. 2017'de bundan 3 sene evvel cezaevinde şeker hastası olmuş. İki kez hücreye düşüp şuurunu kaybetmiş. Birçok kez dilekçe yazıp hastaneye gitmeyi talep etmiş. Fakat her defasında hak ihlalleriyle karşılaşmış bir KHK'lı polis memuru. Çok kötü oldum herkes gibi, çoğumuz gibi. Ve o gün gerçekten bu fotoğrafın ve görüntünün etkisinden kurtulamadım. Yakınlarına sabırlar diliyorum ve hak mücadelesinin kesintisiz sonuna kadar Türkiye biterse, Türkiye kabul etmezse dünyada da her yere götürülmesi gerektiğini düşünüyorum, savunuyorum. Gökhan Açıkoğlu cezaevinde işkence sonucu hayatını kaybetmişti. Bana göre bu hadise de Gökhan Açıkoğlu hadisesinden sonra ikinci hadisedir. Mustafa Kabakçıoğlu'nun cezaevinde vefatı. Gökhan Açıkoğlu bir sembol isim olarak Mustafa Kabakçıoğlu da iki. Evet. On binlerce evet. Cezaevinde zulüm gören, çok kötü şartlarda hayatını sürdürmeye çalışan, mühim bir bölümü hasta, e, mazlum var kabul ediyorum. Yüz binlercesi soruşturma altında girdi, çıktı, işini kaybetti. İçerisi gibi dışarısı da çok zor kabul ediyorum. Bir de tabi dönemin sembolleri vardır ve bu sembollerle dönem anlatılır. Bir de olaya bu konuda bu açıdan bakmak gerekir. Gökhan Açıkkoğlu bir, Kabakçıoğlu iki numaralı sembol olmuştur bu fotoğrafla. Asırlar geçse de bu fotoğraf unutulmaz dönemin nasıl zalim bir dönem olduğunu göstermesi, özetlemesi açısından sonraki nesillere de okutulur. Geçelim Erdoğan çıkış arıyor bulamayacak. Yeni Çağ gazetesinde Babacan'dan İngilizlere ilginç açıklama başlığıyla bir haber yayınlandı bugün. Bu haber Erdoğan kötü ekonomi, e, siyasi sermayenin erimesi ve görev süresi bitmemiş sayılacağı için seçime gidecek diyor. Ali Babacan İngiltere merkezli bir internet toplantısında konuşurken kötü ekonomi, siyasi sermayenin erimesi ve görev süresi bitmemiş sayılacağı için seçime gidecek. Baktım tabi bu haberin kaynağı neresi e, nereden almışlar e, ve e, nasıl e, bu noktaya geldi e, Murat Yetkin'in e, internet sitesinden bu haberin e, alındığı ve gazetelerde yer aldığı anlaşılıyor e, Babacan Erdoğan süresini uzatmak için erken seçime gidebilir e, başlığıyla sitede yayınlanmış. Burada eşiyle bir fotoğraf var. Diyarbakır, Batman ve Bitlis Van'da 10-12 Ekim'de bir takım incelemeler gerçekleştirmiş. Oradan bir fotoğraf. 13 Ekim'de İngiltere merkezli Demokratik İlerleme Enstitüsü'nün internet üzerinden yaptığı online toplantıya katılmış Ali Babacan. Bu toplantıda yani bundan 3 gün önceki 13 Ekim tarihli toplantıda yeniden aday olmak için erken seçime mi? Başlığı altında şunu yazıyor Murat Yetkin. Bir ekonomik gerekçe. Babacan'a göre hükümetin para ve maliye politikalarında sınıra gelindi. En büyük sorun büyüyen işsizlik ve hayat pahalılığı. Vatandaş için hayat giderek zorlaşıyor, ihracat azalıyor, ithalat artıyor ve Döviz kurundaki artışa bağlı olarak enerji ithalatına daha çok para harcanıyor. Merkez Bankası bağımsızlığının kalkması ve para politikasındaki tutarsızlıklar güven ortamını zedeliyor ve sermaye çıkışı hızlanıyor. Babacan ekonomide sürdürülebilirlik sınırına da hızla gelindiğini söylüyor. İki siyasi gerekçe. Babacan'a göre temel olarak ekonomideki ekonomik nedenlerle Haziran 2018 seçimlerinden bu yana AK Parti'nin siyasi sermayesi her geçen ay eriyor. Ancak koalisyon ve ittifaklarla iktidarını sürdürebiliyor. Hukuki değil ama siyasi meşruiyeti zayıflıyor. Bunu aşmak için de Erdoğan daha fazla yıpranmadan erken seçime gidebilir ve bu yolla bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tartışmalarını aşmaya dene, deneyebilir. Anayasada bir madde var. Erken seçime gidildiğinde Cumhurbaşkanının görev süresi de tamamlanmış sayılıyor. Toplam görev süresinin uzaması için bu yola başvurula ...başvurabilir demiş. O maddede 116. madde. Cumhurbaşkanı ikinci dönemde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verirse... ...bir kez daha aday olabilir maddesi. Evet... Babacan e, partisinin... ...güncel siyasete ilişkin değerlendirmelerini de aktarmış. Ama burada en altı çizilecek konu şu... şu işaretlediğim bölümde yetkin reportta e, detaylandırılmış gittikçe hayat zorlaşıyor diyor babacan mealen söylüyorum ve her geçen gün şu anda zaten Erdoğan'ın AK Partisi'nin oyları kimi e, kamuoyu araştırmasında 35 kiminde 34 kiminde 32 kiminde 30 kiminde altına düşmüş durumda hepsine bakarak söylüyorum metropole bakarak kondaya bakarak avrasya araştırmaya bakarak vesaire yani tek başına iktidardan çok uzak. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çoğunluğu yani ikinci, üçüncü ortağı bulmadan yasa geçirmesi imkansız, olanaksız. Ve tabii seçimden kastımız Cumhurbaşkanlığı seçimi e, başkanlık sistemiyle Türkiye yönetiliyor. 2017 anayasa değişikliğinden sonra. Haliyle e, Cumhurbaşkanı iki turda seçilmesi lazım. Birinci turda 50 artı 1 alınamazsa ikinci tura iki aday giriyor ve en çok oyu alan seçiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Erdoğan 50'yi bulamıyor, %50'yi bulamıyor. %50'yi bulamadığı için de e, şu anda mevcut orta MHP ile de %50'yi bulamıyor. Dolayısıyla bir çıkış arıyor. Ancak e, bu çıkışı bulamıyor. Ben bulamayacağını iddia ediyorum, bulamayacak. Dolayısıyla Babacan'ın kastettiği de şu. Erdoğan ve AKP'nin oyları düşmeye devam edecek. Yani Kasım ayı ekimden daha iyi olmayacak. 2021 2020'den daha iyi olmayacak. Bu gittikçe aşağı inen bir çizgide bir iniş söz konusu. AKP ve Erdoğan için. Dolayısıyla diyor ki hayat giderek zorlaşıyor. Her şey sınıra geldi ve bu erime yani daha fazla yıpranmadan Erdoğan erken seçime gidebilir diyor. Yani ne kadar erken gidersem o kadar kar. Tabi o arada yeni ürkütmeler yapabilir, oyunu artırmak için yeni hamleler yapabilir. Bugün gazetelerde var, HDP'yi seçim dışında tutma gibi hamleler de var. HDP, YSK derse ki HDP seçime giremez, HDP seçime giremez. Bağımsızların aday olmasının falan da önünü keserler. Dolayısıyla seçime istedikleri kadar e, partiyi sokup, onlar üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışabilirler. Seçimi kazanmak için yapamayacakları şey yok. Yani mirri irade, seçim, demokrasi, hürriyet böyle böyle şeyler yok. Sadece ve sadece görüntüde bir seçim var. Seçimi iptal edemiyor. Ee, seçimi iptal edemediği için o seçimi de kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Ankara'daki zat meşruiyeti de gittikçe zayıflıyor. Haliyle böyle bir yani seçimden seçimde kendisini çıkaracak bir düzen bulup oradan bir seçimle götürebilir diyor. Çokça da konuşulan şey Cumhurbaşkanı'nın görev süresi. İki, iki kere seçildi halk oyuyla. Üçüncü kere seçilemez deniyor ki bu doğru bir tez. Ama anayasadaki 116. madde erken seçim kararı alırsa üçüncü kere seçilebilir şeysi. Dolayısıyla Erdoğan erken seçim kararı alacağını Gösteriyor bu veri de. Peki Babacan'a göre ne zaman seçim olur? Onu da bir üst paragrafta söylemiş. 2021'in ikinci yarısı ya da 2022'nin ilk yarısı olarak Babacan seçim tahminini söylüyor. Yani bir sene sonra veya bir buçuk sene. Kastettiği şu bir sene içerisinde ya da en geç bir sene içerisinde seçime gidecek Türkiye diyor Ali. Babacan ve bunu tabi İngiltere merkezli bir demokratik ilerleme enstitüsü toplantısında söylemesi de önemli. Ali Babacan ve siyasal hareketi İngiltere'ye çok uzak duran bir hareket değil ve İngiliz ekolüne de önem veren bir hareket. Bunu da bu şekliyle koymuş olalım. Babacan'dan İngilizlere ilginç açıklama olarak yeni çağda yayımlanan haberin, Önü arkası bu efendim. Ve geçelim Türkiye'deki hukuk ihlallerinden hareketle gündemde ne var? İbrahim Öz'de önce birkaç karikatür getireceğim ekran'a. Ee, Yeni Asya ile başlayalım. İbrahim Özde bak karikatüründe alt mahkeme, Anayasa'yı da Anayasa Mahkemesini de yerle bir etti. İşte efendim sütunlar yıkılıyor ve altında kalacağız. Bunun onu gösteren bir karikatür. Durum bu esasen. Zaten birkaç karikatür getireceğim. Başka bir şey söylemeye gerek bırakmıyor. Bir diğeri de Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden bir ışık açarak darbe yapabiliyorsam sokakta bisiklete binebilsem neler yaparım Allah bilir diyor. Anayasa Mahkemesi üyesi Anayasa Mahkemesi binasının penceresinden. Evet. Işıklarımız yanıyor tweetiyle ile Anayasa Mahkemesi darbeci Anayasa Mahkemesi üyesi de lanetlen lanetli oldu. O arada Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararı Enis Berberoğlu ile ilgili alt mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuması vesaire konuları da unutuldu gitti. Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi üyesi attığı tweet'le AKP'ye muazzam e, gollük bir pas verdi ve onun altında kaldı. Yani e, Engin Yıldırım'ı da tanımam, siyasi görüşünü de bilmem. Geriye doğru sicil hakkında da hiçbir fikrim yok ama yani AKP'ye muazzam çalıştı. Belki bunu kendi siyasi kariyeriyle ödeyecek ayrı bir konu ama muazzam bir iş ortaya koydu. Latif Demirci hürriyette çizmiş. Hala yanıyorsa ışıklarda indirir misin kaptan demiş. <laughs> evet. Güzel tiyye alıyorlar karikatüristler. Hala yanıyorsa ışıklarda indirir misin. Evet. Hangimiz dolmuşta söylemedik ki ışıklarda inecek var. Sefer Selvi karikatürü Evrensel'den Ankara'da muhatap bulamayan madenciler eyleme devam kararı aldı. Alın size bir tabur muhatap o da yetmez derseniz polisi de çağırırız diyor. Evet. Türkiye'de böyle bir dönem yani Türkiye'de e, gerçekten e, ben oynamıyorum dönemi çoktan geçti. Hep söylüyorum. Gazete kapaklarına bakacağım ama şu. İbrahim Özdebak karikatürüne geri döneyim. Ee, yani bir ülkede hukukun olması, e, o ülkede tek başına mahkemelerin adalet dağıtması, muazzam hızlı adil kararlar alması, alınması, herkes huzur içinde yaşaması falan manasına gelmiyor. Bir ülkede hukukun olması, o ülkede sistemin çalışması, yargı sisteminin, anayasal sistemin çalışması manasına geliyor. Mahkemeler yanlış kararlar alabilir, temyiz edersin. İşte efendim savcı yanılmış olabilir düzeltirsin. Şu mahkeme sıkıntılı bir karar almıştır üstüne gidersin. Oradan çıkartamazsın inanıyorsundur davana onun da üstüne gidersin. Ülkede hukuk yolları biter Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersin vesaire. Ama sonuç alırsın ve bunun tabii hızlı yürümesi lazım. Aylar içerisinde falan bitmesi lazım yıllar içerisinde değil. Bir ülkede hukukun olması için işte bu sistemin bu şekilde çalışıyor olması lazım. Mahkemeler her zaman adil kararlar almaz. Amerika'da da adil kararlar almaz. İngiltere'de de her zaman adil kararlar almaz. Dünyanın gelişmiş e, demokrasilerinde de mahkemeler her zaman adil kararlar almaz. Yıllar sonra pardon diyen devletler pardon diyen mahkemeler var. Mühim olan sistemin çalışması, mühim olan hak arama mücadelesinin sürmesi. Şimdi Türkiye'de o bitirildi. Yani... Mesela hukuk bitti Türkiye'de hukuk bitti denildiğinde hemen şu örnekler veriliyor. Eskiden var mıydı sanki? Hayır. Eskiden sıkıntılar vardı. Fakat hiçbir zaman Anayasa Mahkemesi kararı "Ben bu karara uymuyorum." demedi kimse. İnanmasa da o karara, eleştirse de, o kararın yanlış olduğunu düşünse de o karara gitti, uydu. Daha sonra da onunla mücadele etti. Mahkeme kararları da böyledir. Mahkeme birini mahkum ettiğinde o mahkumiyetin gereği yapılır. Kişi masum olsa da buna uyar. Girer cezaevine. Mahkeme kararı. Kesindir. Yargıtaya götürür, temiz. işte anayasa mahkemesine götürür. Öbürü beri ki avukatlar mücadele ederler. Kişi haklılığını gene o sistem içerisinde ispat edebiliyorsa eder ve kurtulur. Özgürlüğüne kavuşur. Bu sistem bir bütün olarak Hukuk, hukuki bir sistemdir, yargı sistemidir. Bir ülkede hukuk varsa bu sistem bütünüyle çalışır ve bir yere doğru gider bir ülkede hukukun varlığı veya yokluğu mahkemelerin yanlış kararları veya savcıların yanlış kararlarıyla ölçülmez sadece. O yanlış kararlara karşı sistem içerisinde kişilerin hak müc arama mücadelesi yapabiliyor olup olmamasıdır. O ülkede hukukun var olup olmadığına dair bir teşhis koyacaksak. İşte İbrahim bak karikatüründe olduğu gibi siz bu sütunları indirirseniz bina başınıza çöker. Artık o ülkede hukuk yoktur. Evet, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de hep sorunlar oldu. Mahkemelerde anayasa mahkemesi kararlarının verdiği, anayasa mahkemesinin verdiği her karar güzel mi? Doğru mu? Hayır. Bir sürü hata var. Bir sürü hukuki sorun var. Bir sürü insan hakkı ihlali var. Bir sürü parti kapatmalarından... Ee, özelleştirme iptallerine e, başörtüsü kararlarına kadar var. Ama hiç kimse o zaman hayır ben bu karara uymuyorum, tanımıyorum anayasa mahkemesini demedi. Uyuldu kararı. ama gene yasal zemin içerisinde bu durum tersine çevrilmesi için mücadele edildi. Ve neticede çevrildiği şeyler de oldu. Yani kastettiğim o. Yani ee, şu anda Türkiye'de işte iddianame üzerinden mahkeme üzerinden HSK'ya dilekçe verelim falan Anayasa Mahkemesine götürelim falan bu konu bu konuyu falan bunun üzerinden konuşma dönemi bitti yani artık 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 ee, bu iddianameleri kritik etmenin bu kararları kritik etmenin e, yargıyı eleştirmenin e, belli şeyleri analize tutmanın tabi tutmanın falan bir manası yok ama bakıyorsunuz mahalle hala bunu yapmayı sürdürüyor. Bir günde bu bir rejim krizidir diye haberleşmiş. Siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan. Işık polemiği yalnızca birer gösterge Türkiye'nin bugün yaşadığı kurumlar arası kavga değil derin ve çok yönlü bir rejim krizi demiş. Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Pakşut cumhuriyete konuşmuş. Her kelimeyi tartışırsak vay ülkenin haline. Yargının bağımsız karar vermesine saygı gösterilmezse ülke hukuk devleti olmaktan çıkar diyor. AKP kapatma davasında Kara Kuvvetleri Komutanı dönemin İlker başbuğun makamından çıkmayan Anayasa Mahkemesi üyesi hatırlatalım Osman Pakşut'te. Karar Gazetesi hedef bireysel başvuru Ahmet Davutoğlu Yerel mahkemenin tutumunun arkasındaki amaç bireysel başvuru müessesesini işlemez kılacak yasal değişikliklere zemin hazırlamak demiş. Olabilir lokal olarak ama e, kirişler, kolonlar kesiliyor yani doğrusu bu ve bütün ülke altında kalacak. Sözcü adaletin celladı demiş. E, bu söz konusu şeyle alakalı. Yerel mahkeme kararlarıyla alakalı işte aynı hakim Berberoğlu kararını, Sözcü kararını, Kaftancıoğlu kararını, Demirtaş kararını, Sırrı Süreyya kararını, Kozağaçlı kararını, Fincancı kararını, Can Dündar kararını, Hrant Dink cinayeti davasında vesaire hep aynı hakim karar verdi meselesi. Evet seyyar hakim ve aynı hakim de anayasa mahkemesine kafa tuttu. Evet. Aynı hakim anayasa mahkemesine kafa tuttu. Ama dediğim gibi arkasında siyasi irade olmazsa olmaz. Bir sert tepkide Saadet Partisi'nden AYM'nin yok sayılması ancak ihtilalde yaşanır. Dönem diyor darbe dönemi. İhtilal, ihtilal böyle olur falan diyor. Peki yani sadece konuşuyorsunuz başka bir şey de yapmıyorsunuz. Benim yaptığım şeyin aynısını yapıyorsunuz yani. Başka sonra maalesef Türkiye'deki muhalefet sorunu. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç iradenin hiçe sayılmaz. Anayasa Mahkemesi iradesinin hiçe sayılmasına şöyle cevap verilebilir demiş. Anayasa Mahkemesi 14. ağır ceza için suç duyurusunda bulunabilir. Şey bulunmalıdır. Yapacak mı? Hiç zannetmiyorum. Işıklar yanıyor diye üyesinin arkasında bile duramadı. O arada Ahmet Necdet Sezer durmuş, durmuş, konuşmuş. 2 senede 3 senede bir konuşuyor böyle. Işıklar yanıyor polemiğine dahil olmuş. Efendim A An 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıymış. Bu yüzden Ankara'da tüm kabı kuruluşlarının ışıkları o gün açıkmış. Eski Cumhurbaşkanı olduğu için saygıyı alabildiğine koruyarak şunu söylemek istiyorum. Bir Fahri Korutürk gibi bir isimdir. Yani silik bir cumhurbaşkanıdır. 7 senede doğru dürüst bir iz e, ve e, bir iş yapmadığı gibi bir iz de bırakmamıştır Ahmet Necdet Sezer. Geçelim. Ya ben 12 sene Ankara'da yaşadım. Orada okudum mesleğin ilk yıllarında orada çalıştım vesaire de. Yani onu çekimin Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü olduğunu hiç bilmiyorum. Ve Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde de böyle sabaha kadar kamu kurumlarının ışıklarının açık olduğunu falan hiç hatırlamıyorum. Ankaralılar bile Ankara'nın başkent olduğunun hangi tarih olduğunu bilmez. O tarihte öyle çok fazla kutlanmaz falan filan. Yani tarih kitaplarında bir detaydır sadece. Yani ortaya çıkacaksanız, bir şey söyleyecekseniz en azından yani kariyerinize, hukukçuluğunuza, eski cumhurbaşkanlığınıza, eski anayasa mahkemesi başkanınıza falan yakışır bir şey olsun yani. Aslı Kazan paylaşmış avukat Osman Kavala iddianamesini yazan başsavcı vekili İstanbul Hasan Yılmaz iddianameyi yazdıktan 7 gün sonra Cumhurbaşkanı tarafından Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Kavala iddianamesinde hukuki dayanak arayıp hala bulamayanlara duyurulur hep söylüyorum. Artık bu ülkede yani Türkiye'de hukuk var yok falan bunun tartışılmasının zamanı geçti. Bir yığın böyle karar var. Şaşırmayın, hayret de etmeyin. Artık bunlarla meşgul olmayın. Artık iktidar yargıyı sopa olarak kullanıyor. Meselenin artık iddianame, mahkeme, HSK, öbürü beri falan kritik edilecek hali yok. Vatansever avukatlar artık mahkemelere de gitmesin. Barolar e, mevcut yargı düzenini tanımasın. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı şekilde partiler tepki göstersin. Topyekün gazeteciler, sivil toplum yok saysın bakalım ne oluyor. Ertesi sabah nasıl bir ülkeye uyanılıyor? Ama söyleyeyim bu konuda herhangi bir umudum yok. Hala mahkeme kararları, işte savcı uygulamaları ne bileyim iddianameler falan filan bu şekilde ülkede hukuk bitti, ülkede hukuk bitti filan e, ee, naralarıyla kritik edilmeye devam edilecek. Ekonomi böyle giderse Türkiye Venezuela olur demiş Temel Karamollaoğlu. Bugün iki kere konuk ediyoruz manşete. Ben de söylüyorum bunu yazıyorum. Yani siz de yani bunu söylemekten ve yazmaktan ve tweet atmaktan başka bir şey yapsanız keşke. Yani. Medya yazmıyor. 16.000 TL'ye telefon olur mu diyor. Yeni iPhone çıkmış da falan. Olur kardeşim. Yani ben yani bu telefon Amerika'da çıktığı günden beri 700 dolar civarında satılıyor. Başlangıç fiyatı. Fiyatta pek değişmedi yani zannediyorum 650 dolara falan çıkmıştı ilk iPhone iPhone 2007 yılında. Sonra 700, 700 700'ün belki az üstü olabilir falan. Yani neyse 700 700 dolar civarında satılıyor. Bu fiyat hiç değişmedi. İngiltere'de de 700 pound civarında satılıyor. Avrupa'da da 700 euro civarında satılıyor. Hiç değişmedi. Acaba Türk TL'de bir problem yok mu yani filan? Yani böyle bu şekilde başlık atıyorsunuz da sanki telefon markası Türkiye fiyatlarına sürekli zam yapıyor. Kurla alakalı bu yani. Şimdi milliyetten bir haber. Etikete bakın yerliyi bulun demiş. Sarımsak. Yerli mercimek yok. Sarımsak yok. Ceviz yok. Bütün hepsi var haberde. Ceviz Amerika'dan, sarımsak Çin'den. Ayrıca şöyle de bir şey var. Bakın Menşe ülke diye bir şey bulmuşlar. Ana bileşenin menşe ülkesi, gıdanın menşe ülkesinden farklıdır filan diyor. Bir de böyle şey oyunları yapıyorlar. Etiket oyunları yapıyorlar. Yani cevizi, sarımsakı, mercimeği dışarıdan getirdik demiyorlar. Ee, yani tuhaf bir kelime oyunu yapıyorlar. Yani mesela. Menşeyi Kanada. Burada menşeyi Myanmar. Bazısında yazıyor. Bazısında işte menşe origin Türkiye ama ana menşe filan işte gıda menşe ülkesi. Böyle oyunlar da yapıyorlar. Yani o kadar bir şey ki medyanız yalan söylüyor. Sizi yönetenler yalan söylüyor. Bir lafı bir lafını tutmuyor. Size ürün üretenler de yalan söylüyor. Yani marketten aldığınız ürünün etiketinde de sıkıntı var. Yani Kanada'dan gelmiş ürünü Türkiye diye pazarlıyorlar. Çin'den gelmiş ürünü işte ne bileyim ona göre. Tuhaf. Tuhaf yani. Marketleri dolaşarak gıda ürünlerindeki etiket sıkıntılarını gördük. Tüketicinin yerli hassasiyeti bazı ürünlerde karşılık bulmuyor. En çok ithal ürün sarımsak, ceviz ve bakliyatta kendini gösteriyor demiş. Katiller nerede diye soruyor. tr 24 başta gündeme geçirdiğim Gümüşhane cezaevi skandalıyla alakalı olarak ve bu ilk cinayet değil demiş. Medyanın yalan söylemesiyle ilgili Kerim As'tan bir örnek vereceğim. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Türkiye bizim hiçbir zaman stratejik müttefikimiz değildi demiş. Ve bunu hiçbir medya yazmıyor. Yani stratejik ortak değiliz diyor. Bir başka konu Rus Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Türkiye'li mevkidaşını aramış ve demiş ki Orta Doğu'daki militanlar, işitçiler, cihatçılar neyse Dağlık Karabağ'a taşınmasına dair endişeliyim demiş. Yani diyor ki Orta Doğu'daki işitçileri, cihatçıları Karabağ'a taşıyorsunuz diyor. Bu konuda endişeliyiz diyor. Türk medyasında bunlar yok bilakis yalanlanıyor. Gene Rus Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanı, Lavrova demiş ki Rus Dışişleri Bakanı'na, barışçıl siyasi süreci ve varılan ateşkesi destekliyoruz demiş. Ama gazeteleri başka söylüyor, kendisi başka konuşuyor. Aynı şekilde Erdoğan iki ay sonra Putin'i aramış ve demiş ki Moskova'da varılan ateşkesi destekliyoruz. Putin de Erdoğan'a dönmüş demiş ki, dönmüş demiş ki Karabağ'daki cihatçılara dair endişelerim var, bu konuda bir şey yapın. Türk medyası bunları yazmıyor. Biz de Kermas'ın Rusya'dan çevirdiği Rus medyasında yazanlardan öğreniyoruz. Evet. Size yalan söylüyorlar derken kastettiğim biraz da Bunlar, işte diyor bana diyor, <laughs> işte öyle bir medya verin ki diyor, ee, ben de size bilinçsiz bir halk, bana vicdansız bir medya verin, ben de size bilinçsiz bir halk sunayım. Kim bu? Nazi dönemi Almanya'sının Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels. Evet. Erdoğan çıkış arıyor bulamayacak konulu manşetimizi böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Yarın perde arkası günü Erhan Başvur'ta Turan Görür Yılmaz. Mustar ekranlarında olacak. Pazar günü gerçek ek ekonomi günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk ekranlarda olacak. Biz pazartesi günü gene Allah nasip ederse huzurlarda olmak üzere ayrılıyoruz efendim. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.